Tora Mayan, Toros Toker, Toros Rozlin, Toros Roslin 1300 yılın ikinci yarısı doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Hirahe Rukkaynın portresi 1980'ler. Toros Rozlin Matenadaranın önündeki anıt 1967. Heykel Tıraş Arşim şehineyan 13. Yüzyılın ikinci yarısının minyatür ressamı Toros Roslin Kilikya'daki en büyük minyatür resim okulu temsilcisidir. Yetenekli bir birey olarak. Doğu ve Batı'nın en iyi ressamlarının yanı sıra ortaçağ sanatı tarihinde eşsiz bir yere sahiptir. Toros Roslin, Kilikya'da, Hromkla Kalesi'nin yanındaki ağıl evinde. Ünlü minyatür ressamlar Giragos Evhovhan ile çalıştı. Roslin'in imzaları arasında, 1256 Zeytun İncili, 1268 Malatya İncili Matenadaranda, Meştotsta, Kudüs'teki Saint Roslin. Üç imzasız İncil'in minyatürleriyle tanınır. Prens Vasak, Hetum İncil'i ev 1250 bölü 51, İncil'ler, 12. yüzyılın 13. yüzyılın başlarına ait Kilikya okulunun minyatür resminin motiflerine ek olarak yeni fenomenlerinde bulunduğu muhteşem çadırlarla açılır. Roslin'in müjdecilerinin etkisi bazen 11. yüzyıl ani ve 12. yüzyıl kilikya edebiyatından etkilenir. Ermeni kitap sanatını pek çok temayla zenginleştirdi. El yazmaları süsleme geleneğini kraliyet evi mensuplarının imgeleriyle yeniden canlandırdı. Kral 3. Leon'un iki portresi korunmuştur. Biri gençken, diğeri karısı Keran ile Toros Roslin sık sık da olsa ancak her zaman yeni bir şekilde aynı müjde öyküsünü ele aldı antik sanatla. Özellikle de heykelle derinlemesine bilgi sahibi olarak, eserlerinde klasik eserlerin sanatsal anlatım araçlarını kullandı. Rosli'nin takıları zarif ve muhteşem. Özellikle, zeytun incili, NDE sadece ayrı süslemeler değil, e, el yazması fotoğrafla bütünleşerek bir bütün oluşturarak, İncil, iyi sunar, bu takı, Ermeni kitap sanatında bir yenilikti. Toros Roslin sponsorluydu, el yazmaları Hetum'ı, Kilikya Kralı 3. Leo, 1. Konstantin, Bardsbird Katolikosu ve diğerleri tarafından sipariş edildi, Roslin'in el yazmaları, 13. Yüzyıl sanat mirasında olağanüstü değere sahip 200'den fazla resim içeriyor. Miniyatüre de bakınız, Toros Roslin, Prens Leo Evkeran Prensesinin görüntüsü, İncil, 1262, Toros Roslin. Malatya İncili'nin 13b, 14a sayfaları, 1268, Pentekost, aynı müjdeden, Toros Roslin bir rönesanstır. Bu kişinin ne tür bir elektriği var, o en büyük sanatçıdır, Ucelon'un talihsizliği. Toros Roslin'in resimlerini görmemesiydi. Bu bir trajedi. Ancak gerçek şu ki, dünyanın büyük sanatı her zaman tüm sanatçılar tarafından kullanılamıyor. Arşayıl gör ki ver yukarı Toramayan Toros Stoker. Toros Roslin 3 imzasız İncil ile anılır. Prens Vasak İncili, Washington Freer Galerisi, El Yazması, 32.18, Hetum İncili, 1266, 1250 veya 1251 İncili, Tümü Matenadaran, El, 5458. 8321 Miniatürler imzalı 7 resimli kitap korunmuştur. Toros Roslin, Ermeni miniatür sanatında benimsenen resimsel normları takiben Bizans örneklerinin etkisiyle bazen illüstrasyon türünü değiştirmiş veya Bizans kompozisyonlarını benimsemiştir peygamberlik yazılarının parşömenlerini tutan 12. yüzyıl peygamberlerini ayrı yeni ahit sahnelerine çadırların cephelerine yerleştirerek eski ahit federasyonunu gösterdi ve bize Mesih'in yaşamı ile ilgili olayların eski ahitte kehanet edildiğini hatırlattı. Aniyev 12C, Kilikya kitap sanatının etkisi, Toros Rozlin. Minyatürler de Hristiyan sanatından pek çok tanınmış temayı yeniden canlandırdı. Ateşli Fırında üç Çocuk Kıyamet Yunus Peygamber'in hikayesinden bölümler ve el yazmalarını resimlerle süsleme geleneğini yeniden canlandırdı. Kraliyet ailesinin üyeleri, süsleri zarif ve zengindir. Zeytun İncil'i, N'deki bazı süslemeler, E, el yazması gibi, Ermeni kitap sanatında bir yenilikti, Toros Roslin. Doğu ve Batı kiliselerinin minyatür resim okullarının temsilcileri arasında ortaçağ sanatında eşsiz bir yere sahiptir. Toros Roslin bir rönesanstır. Bu kişinin ne tür bir elektriği var? O en büyük sanatçıdır. Ucelon'un talihsizliği, Toros Rosli'nin resimlerini görmemesiydi. Bu bir trajedi. Ancak gerçek şu ki, dünyanın büyük sanatı her zaman tüm sanatçılar tarafından kullanılamıyor. Tırnak işareti.